Canım takipçilerim merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bu haftayı lilim haftası yaptık. Neredeyse canım takipçilerim, yani Ekim haftası yaptık. Şimdi burada da bu poşetin içinde ne var diye sorarsanız, bu poşetin içinde kışa girerken ektiğimiz lilyumlar var canım takipçilerim. Bu lilyumları lilyum dişlerinden, böyle bir lilyum dişlerinden, şöyle beyaz lilyumum vardı. Bunlar pembe lilyum, soğanları farklı. Onun soğanı da beyazdı ve o beyaz soğan dişlerinden kışa girerken bunun içine ekim yaptık. Canım takipçilerim, ekim yaptık. Sonra bu torbayı ektik, torbaya bağladık, bodruma indirdik. Şimdi bahara kadar orada aşağıda bodrumda tuttuk bunu. Şimdi çıkardık bir hafta önce bodrumdan. Onu hafif bir suladım. Şimdi size sonucunu göstereceğim. Tek bir kere suladım. Bakın canlarım, bunun linkinde, nasıl yaptığımızın linkinde hemen yukarıya bırakacağım buraya. İzlersiniz inşallah. Çünkü bu işlemi şimdi yapmasanız da sonbaharda lilyum soğanları söktüğünüzde size lazım olacak. Şimdiden gösteriyorum canım takipçilerim. Hemen hemen her lilyum videomun arkasına arkadaşlar bunun sonucunu merak ediyorlardı. Bakın canlar. Şimdi dökeceğiz. Lilyum soğanlarımız bak oluşmuş ki yavru vermişler, çok güzel. Canım takipçilerim bunları tek tek dişlerini koparmıştık sonbaharda. O dişleri bunun üzerine rastgele attık. Onun üzerine biraz toprak koyduk. Toprağımız nemliydi, hiç sulamadık. Nemli bir toprağı yapmıştık. Sonra onu başka hiçbir işlem yapmadan dişlerin, soğan dişlerini tek tek ayırıp bunun üzerine attık. Sonra üzerine biraz toprak koyduk, yine nemli toprak. Sonra poşetimize bağladık. Onu aldık, bodruma indirdik karanlık bir yere. Kışı bodrumda geçirdi. Böyle soğan dişlerimiz. Bu şekilde atmıştık. Üstüne toprak koymuştuk. Bu şekilde üretim yaptık. Nasıl yaptığını göstermiştim. Onun videosunu paylaştım. Arkadaşlarım sonuç videosunu çok merak ediyorlar. Şimdi canım takipçilerim, ben bunu geçen hafta bir kerelik suladığım için daha çok yeşerdiler. Geçen hafta bodrumdan çıkardığımda bu kadar çok yeşilliği yoktu üzerinde. Şimdi dökelim bakalım nasıl oluşmuş lilyum soğanlarımız. Üretimi çok merak eden arkadaşlar vardı. Bakar mısınız canlar? Soğanların güzelliğine bakın. Bu şekilde soğan dişlerini atmıştık. Tabii şimdi bunu alırken kopardım. Buradan çok güzel soğanlar üretmişler bize. Bakar mısınız? Hiçbir işlem yapmadık. Soğan dişlerini koyduk canım takipçilerim. Nem toprağı, soğan dişlerini koyduk. Onu poşete bağladık, bodruma koyduk. Şimdi baharda çıkardık. Bakar mısınız, köklenmiş. Oldukça güzel. Soğanlarımız üremiş. Bunları toprağa ekeceğiz arkadaşlar şimdi. Ben daha bakayım ne kadar var. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi bu aşamada bunda da bırakabiliriz aslında. Hani bunda da bırakırız. Daha çok soğanları gelişir. İstersek de başka bir saksıya ekeriz. Bakın canım takipçilerim, hiçbir şey yapmadan zahmetsizce üretilmiş soğanlar. Tabii bu soğanlar 5-6 ay geçmiş durumda şimdi. 3 yılda açıyor. 2,5 yıl sonra tekrardan bize lilyum çiçekleri açacaklar kısmetse. Bakın canım takipçilerim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lilyum üretmek o kadar kolay bir şey. Bakın.
Soğan dişi. Soğan. Muhteşem üretmiş. Çok fazla diş atmamıştık. 7-8 tane diş attık. Böyle güzel lilum soğanlarımız oluşmuş. Bakar mısınız? Bir sürü lilum soğanımız çıkıyor. Bunun bakın burada dişi kurumuş. Yani attığımız soğan dişi kurumuş. Ama soğanı çok güzel, sağlıklı. Aralarında da kalabilir. Onları kontrol edeceğiz kalmasın diye. Eğer arkadaşlar bakın şimdi oldukça daha da sağlıklı. Bundan tekrardan şöyle yapalım. Mesela 5-6 ay geçmesine rağmen, toprakta durmasına rağmen oldukça soğan dişimiz daha sağlıklı. Bunu tekrar ekip bundan tekrar yavru alabiliriz. Yani lilyum üretimi de böyle canım takipçilerim. Harika bir şey. Çok zevkli. Yani ben çok zevk alıyorum bu lilyum üretiminden ama ben bunları uzun yıllar hep yabancı kanalları izleyerek öğrendim. Çok fazla yani bizde Türkçesi yoktu. Şimdi artık bizler anlatıyoruz nasıl olacağını, nasıl üretilebileceğini sizlere. İnşallah sizler de öyle başarılı olacaksınız. Ben hep yabancı kanalları izledim. Canım takipçilerim. Şimdi bundan çıkarmış olduk. Tekrar bu saksıya ekebilirim ben onları. Düzgün bir şekilde ekelim. Onlar da bu saksının içinde tekrar büyüsün. Yapmamız gereken tek şey tekrardan bunları böyle ekmek. Tabii temin biraz derindeydi. Şimdi o kadar derine ekmiyoruz. Bakın soğan dişi burada. Burada iki tanesini üretmiş. İster böyle ayırırız. Mesela bakın bu soğanların dişlerini ayıralım. Ayırdık. Köklerinden ayrıldılar. Bakın köklerinden ayırdık bu iki soğan dişini. Tekrar ekiyoruz. Bunları buraya ekiyoruz canlarım. Canım takipçilerim. Saksımız küçük ama soğan dişlerimiz de küçük. Bunlar buna bu yaz yetecektir. Belki sonbaharda bile saksını değiştirmeyebiliriz. Baharda tekrar değiştiririz. Bunlar şimdi bunun içinde gelişmeye çalışsınlar. Bize de güzel güzel soğanlar yetişsin. Muhteşem bir şey. Ben çok zevk alarak yapıyorum canım takipçilerim. İnşallah sizler de zaman içinde böyle çok güzel lilyumlarınız olur. Bunların hepsi hiç bir şekilde ölmeden lilyum soğanı olacaklar canım takipçilerim. Lilyum öyle bir şey. Hani çok zevkli üretiliyor. Sadece yetiştirirken çiçek açacağı yıl o çiçek sapını kırarsanız çiçek açmıyor. Orada dikkat edeceğiniz. Lilyumlar benim için çok özel çiçekler. Çok severek bakıyorum lilyumlarımı. Çok severek üretiyorum. Lilyum üretimi muhteşem bir şey. Yani o kadar zevkli ki. Biliyorum ilk yılı ekenler yani müthiş haz duyacaklar. Bu lilyumlar açtığında muhteşem oluyor. Tabii bunlar için demiyorum. Bunlar daha 2-3 yıl sonra açacaklar ama muhteşem çiçekler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçekli kalın.